Fifi canından oluyordu. Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane köpek var. Koyun köpeği bu. Köyümüzden geldi. Yani ödünç aldım onu. 1-2 ay bizde duracak. Şu anda ilk günü. İlk günü olmasına rağmen koyunlara alışkın. Bizim köpekler de yanında gidiyor geliyor. Gördüğünüz gibi kopaylarımız da bir gün bizde geldi de. Şuradaki kopay dikkat ettim. Koyunlarla geziyor, enteresan. Koyunları takip ediyor. Macar var ya. Bizim köpekler o köpeği tanıyor. Daha önce sürülerde karşılaştığı için dişi bir köpek. Birazcık zayıf. Ona bir bakım yapacağız. Biraz bizde duracak. Fif dur. Dostum köpeğin boyunda ufak bir yara var. Sprey sıktım. Geldiğinde öyleydi. Daha önce orada başka bir dişi köpekle dövüşmüş. Köpeğin kuyruğu falan çok güzel. Ama şey değil. Kangal değil. Normal bir çoban köpeği. Yani öyle klasik bir çoban. Vasfı yok. Şeyi yok. Bir soyu falan yok ama koyuna çok düşkünmüş. O yüzden burada biraz bizde duracak. Şimdi ilk gününe göre çok rahat köpek, çok normal ve o kadar da köpeğin içinde bakın 2, 3, 4 çavuş var, hayal var. Yalnız Fifi köpeği çok bunaldı. Ya! Biraz hareketlerini izleyeyim köpeğin. Hani ne yapıyor? Koyuna gidiyor mu? Bakın bir de kendi sürüsü değil yani. Bakalım. Aman aman. Bir de yüz vermeyeyim sana. Şşt. Bak küçük çapı da gelmiş. Yalnız küçük çapıya bu çok kızıyor. Şşt. Gel. Gel.
Bak çapo kıyıdan köşeden geliyor. Çünkü o köpek korkuttu onu. Şimdi böyle yavru köpeği küçüklükte ezdirirsek ne olur? Büyüyünce cesareti kalmaz. Köpek yılar. Hey! Şşt! Hayır! Bak çavuş da en arkada duruyor. Şurada. Tam orada. Kral ya. Pusuda bekliyor. Dostum bütün bu çabam koyunları boş bıraktığım zaman kurt kapmaması için. Yani başka hiçbir amacım yok. Her zaman başımda mesela benim şu an olduğum konum evime yakın değil mi? Ben bunları buraya getirdim. Bunlar kafalarına göre belki şuraya gitti. GPS tracker'ımız boynunda var zaten koyunumuzu. Eve gidip kafam rahat olsun istiyorum. Çakaldır, kurttur, hayvanlarımıza zarar veremesin. Başlarında köpekler olsun. Ben de akşam gideyim toplayayım geleyim köpekleri, koyunları. Neyse işte. Olay o. Bütün çabam bunun için. Yılın belli bir ayları zaten koyunları başıboş bırakamayız. Çünkü milletin buğdayı var, arpası var, yoncası var. Ama yılın bu aylarında boş bırakabiliriz. Başlarında düzgün köpekler olursa ve onları bırakmazsa hiçbir şey de olmaz. Burada kimse kimsenin gelip koyununu çalamaz. Bizim köyümüzde öyle hırsızlıklar yok. Zaten yapılsa bile bulurum dostlarım. Kimse kimsenin malına tereddüt etmiyor. Sadece dikkat etmemiz gereken yaban hayat. Ve ben bunu başarıyorum, başaracağım. Vallahi bakın bu kopaylar da beni gıcık ediyor aslında ama bunlar bile alışıyordu. Sen ben gözümle gördüm. Size bir bölümünü buraya koyayım izleyin. Bu denedim kopayları. Şu var ya maceralar ki. Koyunların içindeydi yani alışıyorlar. Ama tabii ki tecrübeli koyuna çok sert çıkan bir köpek olması gerekiyor ki öğretsin. Ama şeyi söyleyeyim hayal tecrübeli. Ama siz de onunla çobana çıkacaksınız. Çok tecrübeli. Acayip bir dişi. Hep kuytu köşeden izliyor, geziyor. Yani hayal gibi olan bir köpeğin sürüsüne kurt gelmemesi lazım. Geliyorsa da eğer 2 tane ise kurt, 3 tane ise dostlarım sağlam 3-4 köpeğiniz olsun mümkünatı yok. Yani koyun verirsiniz. Çünkü şu an bu kadar emek vereceğim ben. İnşallah ilerleyen zaman koyunu da çuvaltacağız. Keçiyi de çuvaltacağız belki. Şimdiden hani bunların eğitimini yapayım ki daha sonra kafam rahat olsun. Şu an mesela bunlar buradayken giderim eve. İşlerimi, ufak kalan işlerimi halledebilirim. Yani 24 saat yılın belli ayları başlarında durmama gerek yok. Şu Fifi de bak onu, o yeni gelen köpeği çok bunaltıyor. Sapık ya. Lan şşt, gel buraya. Şşt. Bunun ismini sapık diye değiştireceksin olsan. Hırçın da ilk geldiğinde böyle serserilikler yapmıştı. Ha, diğer 2 tane yavru keçilerimiz merak ediyorsanız onlar yukarıda. Onlar gelmiyor bizde. Gelmesini de açıkça istemiyorum. Çünkü çok dalgınlar. Bir anda bir bakıyor sürü gidiyor bunlar ta arkada kalmış. Daha çok küçükler. Burası kapalı olmasaymış, tak oraya bağlanılabilirmiş. Yani havada esmeye başladı.
dostum burası aslında var ya, bizim şey keçiye çok uygun. Keçi için müthiş. Ama maalesef keçili de süt olayı var. Kim uğraşacak onunla? Tek başıma olmaz. Para kazanmak için keçiden sütle uğraşmanız gerekiyor. Çünkü eti koyun kadar tutulmuyor. Cellat'ın enteresan bir tipi var. Böyle yüz, ağız kısmı kısa. Anka'nın da öyleydi. Ağzı kısaydı. Mesela çavuşun ağzı daha uzun, o ağız boru şeklinde geliyor mesela. Soma, yani Türkçe soma. Ağız soma, kısa. Bir de şu an köpekler mesela çok sırıtıyor. Sürümüz az ya. Fazlalaşınca ama sırıtmayacaklar. Çünkü zaten siz genelde köpekleri görmeyeceksiniz. Bazıları puyt mesela, hayal orada değil mi? Kuytu köşe yerde, çekimlerde göreceksiniz. Kuytu köşe yerlerde olacaklar. Ama sürünün içinde daima bir iki köpek olması lazım. Bak bu köpek, şurasını sprey sıktım. Biraz bakımsız dostlarım. Zayıf bir köpek. Buna biraz bakım yapacağız. İzleyeceğim ama ilk güne göre çok iyi. Koyunları takip ediyor. O kadar yeni köpeğin içine geldi. Korkak korkak hareketler yapmıyor. Daha bir de bu koyunların kokusuna falan alışacak. Şu an yoksa bu evine gider de, eğer koyuna düşkün olmazsa ben bunu direkt saldım. Benim peşime gelmiyor, bu koyunlara geliyor. Burada da videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.